Ladies and gentlemen, thank you for having me here. Şaka yaptım, Türkçe'ye geçelim. Almanya'da doğma büyüme Hakan Aydemir. World F'e teşekkür etmek istiyorum bizi buraya davet ettikleri için. Zamanımız çok kısıtlı olduğu için biraz hızlı konuşmam gerekiyor. Business, biraz Tinglizce konuşmam lazım. Türkçe business konuşmalarına o kadar alışık değiliz. Aralık ayından beri Türkiye'ye açılmaya başladık. Channel Advisor'ı birkaç tanıdık kişileri gördüm bugün. Channel Advisor Global en büyük middleware olarak çalışıyor. 118 artı marketplace integre sunuyoruz. Bunları detaylı bir şekilde sonra dışarıda da konuşabiliriz. Ben size en kısa şekilde aynı zamanda en detaylı şekilde bir overview vermek istiyorum. Onun için sorularınız vesaire varsa sonra bizim burada standımız var hemen karşıda. Kimiz? Yaklaşık 3000 tane müşterimiz var. 18 senedir piyasadayız. Yaklaşık 750 tane elemanımız var. Amazon, Walmart, eBay, Facebook, Cdiscount, Conforama vesaire. Bunun gibi bir yıl marketplaces'ler var. Türkiye'de şu an benim bildiğim kadar 5 tane çok ünlü marketplace var. N11 hepsi burada gitti gidiyor. Trendyol bir de Amazon. Şu an henüz daha Amazon bunların arasında en küçük marketplace. Bakalım hızlı adımlarla ilerliyorlar. Merkezimiz Amerika'da, North Carolina'da. Kendimiz Berlin'de kalıyoruz. Avrupa merkezimiz Londra'da. Bakalım Brexit olayı ne olacak? Biz Berlin'de hazırız Avrupa merkezi olmak için. Avustralya'da da ofisimiz var, Madrid'de ve Çin'de de ofislerimiz var. Müşterilerimizden birkaç tanesi. Fashion sektörü bu aralar çok güçlü. En son müşterilerimizden G-Star, Lacoste, Essex, Superdry. İlk Türk müşterilerimizden şimdi LC by Kiki, Auto the Life olacak. Nisan ayının sonunda, ortasında inşallah. Aramızda Otto'yu tanıyan var mı? Marketplace? Tamam. Otto Almanya'nın üçüncü büyük marketplace'i. Biraz hızlı hareket ettiler. Çok hızlı platform olarak açıldılar. Altyapısı hazır değildi. Hayırlısıyla 2020 senesinden itibariyle komple açılacaklar. O zaman bütün Türkiye'deki fashion üreten şirketler de Otto için Otto'da entegre olabilir. Bugünkü konuşmamız Empowered Consumer. Ne demek oluyor? Yani siz Amazon'da iş yapmış olan insan son senelerde e-ticaretinde sistem bayağı bir değiştiğini hepimiz hissediyoruz. Yorum gücü var. Bütün güç artık Empowered Consumer'da. Adamlar mesela Almanya'da arıyor, tehdit ediyor. Ben kötü yorum yazarım vesaire. Ürünü geri alacaksın. Bunun gibi. Kendi sitelerinizi müşterileri getirmek gittikçe zorlaşıyor. Türkiye'de de aynısı herhalde. Hepsi burada, Trendyol vesaire. Bütün bu güç Empowered Consumer'da. Bizim de misyonumuz bu müşterileri sizin ürünlerinizi nasıl bu Empowered Consumer'ın önüne getirebiliriz diye. Görüyorsunuz farklı farklı marketplace'ler var. Ben şimdi Türkiye dışındaki marketplace'lerine yönelik konuşuyorum. Türkiye için çok enteresan olan şeyler Polonya'da Allegro, Fransa'da La Redoute, Cdiscount, Almanya'da Amazon, eBay, Otto, Rakuten Almanya'da biraz zayıf, Fransa'da bayağı güçlü vesaire. Bunun gibi Channel Advisor'ın şu an 120 artı entegresi var. 2019 senesinde yüz binlerce insanlara reklamlarla, demin de Tiki Max'ın arkadaşın sunumunda da duydunuz, reklamlaşma, social advertising, carousel ads, Google Ads, shopping vesaire bunun gibi. Yani yüz binlerce insana ulaşmak çok kolay ama doğru müşterilere ulaşmak çok zor. Yani 100 bin euro, 200 bin euro, 500 bin euro ayda para harcamak çok kolay ama bunun karşılığını çıkarmak, return on invest deniliyor. Bu çok zor bir olay. Bunun için teknolojiye ihtiyacınız var. Şu an misafirlerimizde Zalando ile iş yapan var mı aramızda? Var. Zalando'yu tanıyan kaç kişi var? Çok iyi. Zalando hem wholesale'de çalışıyor hem marketplace olarak açıldı. Ama invite only. Ne demek oluyor? Zalando kendisi karar veriyor sizi kabul ediyor mu etmiyor mu. Bunun gibi La Redoute de böyle, Otto şu anda öyle, Walmart da öyle. Açık site değiller. Fashion konusunda ama Zalando
Almanya'da, Fransa'da, İngiltere'de hemen hemen Amazon'da aynı kategoriyle baş başa gidiyorlar. Var yani bayağı bir Türk wholesale üreticiler var. Lidl Big mesela var. Wholesale üzerinden bayağı iyi, başarılı çalışıyorlar Zalando'yla. Hatta onlar da şimdi marketplaces modele geçmek istiyorlar. Hybrid modeli de yapabiliyorsunuz. Mesela ne zaman stok Zalando'da bitiyorsa biz o stoku bizim sistem üzerinden, marketplace model üzerinden yerleştiriyoruz. O zaman hiçbir zaman stoksuz kalmıyor ürünlerimiz. Bunun gibi bir yeni şey var. Müşterilerin beklentileri, expectation management diyoruz. Aşırı yüksek. %58'i başka bir rekabetten alır. Shipping cost varsa. Yani aslında zaten bu shipping cost olayı Almanya'da, Avrupa'da, Türkiye'de de büyük ihtimalle öyledir. Çok büyük bir konu. Siz orada shipping free yazıyorsunuz da aslında ürünün içine hesaplamış oluyoruz zaten o shipping costları. Gene de çok önemli bir şey. Amazon'da mesela Amazon Prime, Amazon'un müşterilerin %30'u Prime olmayan ürünlere hiç bakmıyorlar. Filtreye Prime only diyorlar, sizin ürünlerinizi görmüyorlar. Fulfillment by Amazon, Fulfillment by Merchant, bunlar hepsi sunduğumuz şeyler. Bunlar çok önemli şeyler. Türkiye'de Fulfillment by Amazon açıldı mı? Açılmadı daha. Yakında açılır. Herhalde altyapı depo hazırlamaları yapıyorlar. Ondan sonra Fulfillment by Merchants var. Büyük müşteriler için kendi deponuzda aynı gün içerisinde saat 1'e kadar gelen bütün siparişleri saat 3'e kadar hazırlayabiliyorsanız, yani maksimum 2 saat içinde, o zaman diyorlar kendi deponuzdan da prime olarak satışa geçebiliyorsunuz. Yani şöyle söyleyeyim size, Almanya Amazon'da 500 milyon visits var ayda. 500 milyon. Bunun %30'u prime only alışveriş yapıyorsa prime bir şarttır. Prime olmak için ne yapmamız lazım? Avrupa Birliği'nde en azından bir depomuz olması lazım. Amazon'da satış yapma bilmemiz için Avrupa Birliği'nde bir tane şirketimiz olması lazım. Efendim? Efendim? Türkiye'de şartlar farklı. Ben şu an tek Avrupa'yı konuşuyorum. Avrupa'da satış yapmak istiyorsanız Amazon'da Avrupa'ya Birliği'ne ait olan bir şirketiniz olması lazım. Bu Romanya olabilir, Bulgaristan olabilir, İtalya olabilir. Mesela Otto da değişik. Otto diyor ben illaki Almanya'da Avrupa Birliği'nde bir şirket olmanız gerekmiyor ama deponuz Avrupa Birliği'nde olması lazım. Yani bunun gibi requirements diyoruz. Requirements management hepsinde değişik. En kolayı şu an eBay'de. Türk şirketi olarak mesela eBay'de satış yapmanız daha kolay ama ne kadar başarılı olursunuz? eBay şu an bayağı bir sorunları var Avrupa'da da. Neyse biraz ilerliyoruz. Zamanımız kısıtlı. Birkaç slide'ları geçelim. Bunların hepsi channeladvisor.com sales solutions marketplaces we support diye görebilirsiniz. Şu belki sizin için çok önemli. Amazon, hepsi burada vesaire. Bunlar açık marketplaces'ler, C-Discount açık marketplace. Bunlar hemen hemen bütün kategorilere açılıyor. Ama çok çok başarılı niş deniliyor. Niş marketplace'ler var. Mesela fashion için Laredout, Lamoda vesaire, Zalando. Do it yourself. Avrupa'da çok do it yourself olayı gerçekten çok meşhur. Manu Manu Fransa'da mesela do it yourself kategorisinde Amazon'dan daha başarılı. Vesaire vesaire. Biz şu an piyasada bunu görüyoruz. Bizim farklı farklı çözümlerimiz var. Bazıları tek brandsler için. Mesela Philips bizim müşterimiz. Siz Avrupa'da bu genelde böyle. Türkiye gibi biz modern değiliz daha. Türkiye'de her AVM'de Samsung'un yeri var. Vesaire LG'nin dükkanı var. Hemen hemen vatan kompüterle aynı fiyatlar. Almanya'da öyle değil. Philips'in televizyonu 4000 euro ise Philips'in sitesinde MediaMarkt'ta 1500 euro. Kesinlikle bu aynı fiyata satmazlar. Official retail price denilen bir şey var. Philips'in web sitesine girerseniz şey görüyorsunuz. Amazon'da aynı ürünü alabilirsiniz, MediaMarkt'ta alabilirsiniz. Euronics, Saturn, Where to Buy Solution. Bu bizim özel sunduğumuz bir çözüm. Onun için yıllardır brandslerle de çalışıyoruz. Şu an şunu görüyoruz ama brandslerde D2C, Direct to Consumer, Kill the Middleman. Bunlar piyasada global gördüğümüz şeyler. Yani orta seviyedeki ticaret, retail'i piyasadan kaldırmaya çalışıyor. Bu bir gerçek. MediaMarkt'a gidin sorun.
Çoğu benim müşterilerim mesela MediaMarkt eskiden benden çok çok daha fazla ürün satın alıyordu. Artık almıyor. Ben kendim direkt satmam lazım. Kendini Amazon'a satmam lazım. Şu an haberlerde okudunuz mu bilmiyorum. Amerika'da başladı. İngiltere'yi de etkiledi. Vendor Central var. First Party Business var ve Third Party Business var. Hiç duyan oldu mu? Kendiniz üretici olarak Amazon'a ürünleri satabiliyorsunuz. Amazon kendi adımla satıyor bunları. Yüzlerce vendorları siteden çıkarttılar. Ben 10 milyon dolardan aşağı yıllık ciro yapanları biz vendor olarak Amerika'da kabul etmiyoruz dediler. Yani bunun gibi şeyler. Onlar şimdi ne yapacak? Mecbur kendileri entegre olmaları lazım veya o işi bırakacaklar. Bu tarz şeyler çok önemli sizin için bilmeniz. Yani şimdi vendora başlarsanız 2 sene sonra Fransa'da, Almanya'da belki seneye de yasaklarlar. Bütün emekleriniz boşuna gitmiş olur. Evet, welcome to the era of empowered consumer. Birkaç tane fun fact. Zaten demin TikiMax'te arkadaşlar bayağı bir şeyler anlattı. Biz şimdi Amerikan şirketi olduğumuz için bayağı bir insight'larımız var. Google'le bizim mesela beta projelerimiz var. Facebook'la var. Facebook Marketplace olayı. Google Express'i şu an tanıyan var mı? Çok güzel. Google Express, Google şu an Marketplace olmaya çalışıyor. Hatta oldu bile. Amerika'da bizim şu an 400 tane müşterimiz Google'de marketplace olarak çalışıyor. Bütün satışı Google üzerinden yapabiliyorsunuz. Yani biz marketplace definition dediğimiz zaman ne demek oluyor? Kendi siteniz olmadan bir sitede satış yapabiliyorsanız bu bir marketplace'tir. Google şu an Amerika'da marketplace oldu. 2019'un 8. 9. ayda Fransa'da başlayacaklarmış, seneye de Almanya, İngiltere vesaire. Türkiye'yi bilmiyorum şu an ne zaman başlamak istiyorlar. Bu da bütün bu sitelere bir rekabet. Ama aynı zamanda da kendi sitenize bir rekabet. Yani sizin yıllarca sunduğunuz reklamlar, SEO optimization vesaire, Google artık müşterileri sizin sitenize yollamadığı zaman average cart size deniliyor. Yani ortalama ne kadar fiyatlama satıldı ürünler düşüyor tabii ki. Çünkü müşteri sizin sitenize geldiği zaman 100 liradan itibaren shipping cost vesaire ödemiyorum. Onun için bir ürün daha alayım, şunu alayım vesaire. Artık bunların hepsi kalkıyor. Bu çok dikkatli izlememiz gereken şeyler. Bazı slaytları geçiyoruz zamanımız kısıtlı olduğu için. App konusunda. Hani app yapayım mı? Çok CEO'lar geliyor ya ben de bir app yapayım vesaire. Bence kendi sitenizin 1 milyon dan aşağı aylık trafiği varsa Google Analytics'ten ben app yapmam. Yani app yapmayın, bunun yerine sitenizi daha çok mobile optimization konusuna yazılımcılar çalışsın, daha mantıklı. Zaten şu an dünyadaki app'lere baktığınız zaman en çok kullanılan Amazon var burada, Google var, Facebook var. App Store'u bir aradan kaldıralım. Asıl marketplaces açabilen şirket Apple ama açmıyorlar. Herhalde onlara basit geliyor. Advertising. Şu sayı 2017'nin sayısı, maalesef marketing departman, şu Out, Yahoo, AOL vesaire eski bu başarılı olan şirketleri satın alan şirket Amerika'da. Şu an Amazon advertising konusunda Out'u geçti ve Facebook'a yaklaşıyor. Biz şu an şunu görüyoruz, eskiden mesela 100 bin euro ayda Google'de reklam yatıran şirketler, artık 100 bin eurodan ne bileyim %10'unu %20'sini çekip o bütçeyi Amazon'a ayırıyorlar. Bazı şirketler var, Philips, LG, Samsung, Apple vesaire. Bunlar kendi ürünlerin reklamını Amazon içerisinde, Amazon sitesinde yapmak için 300, 400, 500, 600 bin euro aylık ad spend bütçesi ayırıyorlar. Yani aynı zamanda Google Search Engine'den marketplace oluyor. Aynı zamanda da Amazon Search Engine olmaya başladı. Voice Commerce, Türkiye'ye daha herhalde yeni geliyor. Almanya'da Alexa, Amazon Alexa, Google Home, Apple, Siri falan bunları tanıyorsunuz. Birkaç istatistikler, 2020 senesine kadar Amerika'da initial search olarak %50'si Voice Commerce olarak gelecekmiş diyorlar. Ne kadarı doğru bilmiyorum. Benim kendimin iki katlı bir evde oturuyorum. 4 tane Alexa var. Ne yapıyorsunuz bu Alexa'yla diyorsanız, kanorifer, televizyon, ışıklandırma, kapı kilit, alarm vesaire. Bunları hepsi smart home deniliyor. Hiç smart devices olan evdeki misafirlerimiz var mı? Var.
Görüyorsunuz yani bu bayağı bir büyük piyasa, yavaş yavaş Türkiye'de açılacak. Bu konuları biraz atlıyorum. Bu konularda sizin için tek önemli olan şey best price, çok önemli. Data feed quality çok önemli. Ben mesela eşim diyor pil eksik, çocuğun oyuncağı çalışmıyor, pil alır mısın? Alexa pil lazım. Zamanımız mı geçti? Yok, siz devam edin. Ha. Orada şey saat gösteriyor da. Pil lazım diyor. Alexa pil lazım bana diyorum. Şunu buldum diyorum. Al diyorum. Hani başkasını göster demiyorum. Onun için best price, best seller, en yüksek kalitede data feed vesaire olması, yorumların yüksek kalitede olması çok önemli sitede başarılı çalışmak için. Ben biraz ilerliyorum. En önemli konuya geliyorum. 4 dakikamız var. Valla siz Bölt Efe o zaman müsaade alacaksınız. Bir 5 dakika uzatmam lazım. Beni de açtı. Buradan bir... Melek Hanım. Şimdi birinci kısımda biraz sarktık. Öğleden sonra genel olarak tecrübelerimize dayanarak söylüyorum. Ciddi bir yorgunluk oluyor hepinizde. O yüzden bunu burada modere etmek zorundayım. Çok ısrar ettiler. 5 dakika uzatalım. Tamam. Oldu, geri gidiyorum. Teşekkür ederim bu arada. Şimdi normalde bu business conversation'ları ben Almanca'dan ve İngilizce'den konuştuğum için çok daha hızlıya alabiliyorum. Onun için kusura bakmayın. Doğma büyüme Almanya'da olduğumuz için tamam, Almanya'nın nüfusun yarısı hemen hemen Türk oldu artık ama biraz Türkçemiz kötüleşti. Çalışıyoruz. Yavaş yavaş okullarımıza da Türk dersini almaya başladık. İlerliyoruz. İnşallah benim kızım yarın öbür gün Türkçesi benimkinden daha iyi olacak. Devam edelim. Çok önemli bir slide. Bu slide'de şu an beni 2015 senesinde, ben 2010 yılından beri e-ticaretin içindeyim. Kendim e-ticaret müdürü olarak çalıştım ilk 5-6 senesi. Bu beni çok korkuttu. Yani bir sene boyunca da initial product search oluyor. Bu Amerika'da initial product search. Müşterilerimizin ilk ürün araması nerede başlıyor? 2015 senesinde %44'ü tek Amazon'daydı. 2016'da %11 arttı. Bir sene daha böyle artsaydı artık Amazon'dan başka bir piyasa kalmayacaktı Amerika'da. Bu sayıların aşağı yukarısı aynı Avrupa'da şu an. Yani şu an şey düşünebiliriz, hepimiz biraz tekbirde olmamız lazım. Türkiye'de de mi böyle olacak birkaç sene içinde? Hindistan'da bu kadar ayak tutturamadılar. Niye Alibaba ile Amazon aynı anda başladı? Sizin için çok önemli olan şey, Google vesaire, Bing, biraz kendilerine geldiler. Aynı zamanda ama Search Engine yerine Marketplaces modeli sunmaya başladılar. Google'in şu an daha fazla para kazanmasının sebebi, aynı müşteriye benzer reklamı 4 kere tıklatıyor. Yani sizden daha fazla ad spend alıyor ama 4 kere tıklatıyor aynı kişiye. Bu istatistikleri e-market'e vesaire okuyabilirsiniz. Ve asıl dikkat etmemiz şey bu. Direct traffic. Sizin web siteleriniz. Büyük, buradaki bütün büyük siteler, ne bileyim e-bebek'in arkadaşları falan burada çok başarılılar. Son 3-4 senede çok merak ediyorum, acaba Türkiye'deki trafikte yıllık baktığınız zaman iniyor mu çıkıyor mu? So be where your consumer is. Yani bu %85'i nerede ve bizim asıl mission'imiz orada. Product PLA deniliyor buna. Product listing ad. Yani data quality. Ben şu an Aralık ayından beri en azından 150 tane Türk üretici, retail, markalarla görüştüm. Altyapı sorunu var Türkiye'de şu an çoğu müşterilerde. ERP sistem, CRM sistem, PIM sistemi, Product Information Management. Yani teknoloji altyapısı çok önemli. Bu kadar farklı product listing ads'leri başarılı bir şekilde sunmak için data feed management'e bir sisteminiz olması lazım. Çünkü bunların bazıları title'ı böyle istiyor, bazıları resimleri şöyle istiyor, bazıları şöyle istiyor. Yani siz bunları tek tek yaparsanız her bir tanesine bir tane elemana ihtiyacınız olur. All starts with data. Şimdi normal bir şirket, bir web sitesi var.
advertising yapıyor. Traffic, müşterileri kendi sitesine getirmeye çalışıyor. Bunu yapmak bilmesi için SEO, belki kendi elemanları var SEO yapan, belki ajans var, belki ikisini kullanıyor. Search Engine Advertising'de de belki ajans var, belki kendi elemanları var, belki ikisini kullanıyor. Ne kadar büyükse bir şirket, ne kadar çok para harcıyorsa ayda, o kadar daha çok da elemana ihtiyacı oluyor. Aynısı Social Advertising'de vesaire. Marketplace'lerde demin söyledik, First Party Business, kendiniz ürün sattığınız zaman Amazon'a, Amazon sizin adınıza satıyor mesela ürünleri. Ama reklam parasını sizden alıyor. Çok ilginç bir sistem. Third party business, normal integre olduğunuz zaman kendi şirketinizin ismi olarak siz bunu Amazon'da, ne bileyim eBay'de vesaire, ben şu an Avrupa'daki siteleri konuşuyorum, sattığınız zaman. Şu sayılar Avrupa'daki bu sitelerin aşağı yukarı estimated visitor number'ları. Estimated. SimilarWeb diye bir tool var, kendiniz de bakabilirsiniz. Estimated number. Gene burada da bir kadromuz var. Şimdi Channel Advisor olarak biz bunu farklı bir bakış açısı. Aslında sistem aynı da farklı bir bakış açısından bakıyoruz. Ve bu Empowered User'ı ortaya koyuyoruz. Gene web sitemiz var, gene marketplace'ler var, gene search engines'ler var. Data lazım, quantity lazım, yani stock lazım, advertising lazım, marketplace'lerde aynısı lazım. Bu sefer marketplace'lerde farklı farklı şeyler de var. 10 kişi aynı ürünü satıyor. Repricing denilen şeyler var. Bu şeyleri de sunuyoruz. Hani 15 dakikada bir fiyat değiştirme vesaire. Ve bizim yaptığımız Channel Advisor'ı ortaya koyuyoruz. Bir girişiniz var ama bir yeni çıkışınız var. Biz kendimiz ürün satmıyoruz. Biz müşterilerimiz için o imkanı sunuyoruz. Yani hiçbir zaman Channel Advisor kendi adına ürün satmadı ve satmayacaktı. Ve bu bütün anlattığım sitelerle, search engines'lerle bizim ortak çalışmalarımız var, global anlaşmalarımız var, integrasyonlarımız var. Bu API üzerinden çalışan integrasyonlar ve devamlı değişen şeyler. Mesela ERP dedim, PIM dedim, Custom REST API var. Aramızda IT sorumluları da vardır, proje müdürleri de vardır, yazılımcılar da vardır. Bu Custom REST API üzerinde hemen hemen her sistemi bağlayabiliriz. Magento'su olsun, Shopify olsun, Shopware olsun, Oxity olsun, SAP olsun, Oracle olsun, hepsinle bizim bağlantımız var. 3000 tane müşterimiz var. Başka türlü zaten bunu sunmak mümkün değil. Hepsine bir konektör yapmak mantıklı değil. Sağ tarafta third party logistic, fulfillment center, warehouse management system. Yani bunlar günlük işinizde önemli olan şeyler. O ürünleri biz oraya yayınlamamız en kolay iş. Ama bütün siparişleri toplamak, doğru depoya yönlendirmek, oradan paketlenmesi, paket numarasını bize yollamanız, biz o paket numaralarını sitelere yollamamız asıl iş bu. Onun için altyapı en önemli şey. Zamanı biraz geçtik, onun için geri kalan bu bütün konuları digital marketing olsun, Google advertising olsun, Bing advertising, social advertising, product content optimization, feed management, farklı farklı servisler sunuyoruz. Bunları isterseniz stantımızda birazdan konuşuruz. Çok çok teşekkür ederim. Size iyi günler.